Marslı Ridley Scott'ın başarıyla beyaz perdeye taşıdığı bir kitap uyarlaması. Evet, başarılı diyorum çünkü film iyi bir seyirlik olmuş. Hayatın sırrını vermiyor tabii ama daha çok iyimser olmaya odaklanıyor diyebiliriz. Başımıza ne gelirse gelsin, kafayı yemeden önce elimizdekilerle ne yapıp ne yapmayacağımıza bakmamız gerek. Biz bugün bunu öğrendik. Mars'taki ekibimiz aniden çıkan fırtına dolayısıyla gemilerine binip vınlıyorlar. Fakat ekip arkadaşları Mark göğsüne saplanan bir parçadan dolayı fırtınada savrulunca onun öldüğünü düşündükleri için geri dönüp onu almıyorlar. Zaten isteseler de öyle bir vakitleri yok. Tabii Mark kıyafetinde oksijen bitmek üzereyken uyanıp üste koşuyor ve acı gerçekle yüzleşiyor. Mars'ta bir başımayım ve herkes öldüğümü düşünüyor. Elimizde harika bir hikaye var ve bu devamında milyonlarca alternatif hikaye olabilecek durum. Filmde çok daha basit işlemeye başlıyor. Derken Mark'ın birden üste her şeye sahip olduğunu görüyoruz. Yiyecek, içecek, tuvalet, televizyon, bilgisayar ve müzik çalar ve hatta güzel de bir arabası bile var adamın. Maddi olarak Mark kadar çok şeye çoğumuz sahip değiliz açıkçası. Tabii ki de hap denilen bu üstün varlığını biliyoruz ama demek istediğim Mark'ın bir süre sadece bir kostümle bu verimsiz topraklarda kala kaldığını görmek daha etkileyici olabilirdi. Matt Damon'un oyunculuğu çok güzel. Mark karakterinin pozitifliğini ve espritüel biri olmasını çok rahat oynamış. Çok doğaldı. Onun yerinde herhangi bir başka karakter olsa bu film bambaşka ilerlerdi ve muhtemelen birkaç güne de ölürdü. Ama Mark çektiği vloglarla bizi güldüren, sevimli, güler yüzlü ve resmen Mars'a kafa tutan biri. Belki de sıkıntı burada çünkü film boyunca seyirci bir dakika kimse panik yapmasın, benim bir planım var siz hiç merak etmeyin deyip durdu. O yüzden neredeyse hiçbir yerde stres olmadım. Önce yiyecek sayımı yaptı, şu kadar zaman dayanır bu bana dedi ve ardından kendisinin bir botanik bilimci olduğunu öğrendik. Mars'ta bitki yetiştirmek ve su yaratmak aslında çok çok büyük bir olay. Fakat Mark için bunlar neredeyse günlük işler gibiydi. Neyse, NASA'daki herkesin işi gücü bırakıp Mark'ı kurtarmak için seferber olması da çok çabuk oldu. Açıkçası her şey ilk yarıda oldu zaten. Yani çoğu filme göre bu filmin ilk yarısı hiç de sıkıcı değil. İkinci yarısı da artık bir çözüm bulun, bu adam hep patates mi yiyecek, olmadı bir de oksijen yaratsın, yaşasın, dursun orada gibi isyan etmemizle geçti. Zaten fragman buraya kadar bunları özetlemişti, o yüzden pek bir merak unsuru da yoktu. Ama gidişat güzel ve filmin sonunda ne olursa olsun ister istemez etkileniyorsunuz. Aslında NASA, biz bir astronotumuz için bile canımızı dişimize takarız. Bizim astronotumuz Mars'ta kalsa ağlamaz, zırlamaz, kalkar çözüm arar diye kendini överek film çektirmiş gibi bir şey olmuş. Mars'ta su bulunması haberi de filmin gösterim tarihiyle aynı hafta olunca insan Amerika'nın reklamcılığını uzay bilimciliğinden daha çok takdir ediyor tabii. Neyse, sonuçta güzel film çekiyorlar, bizler de izliyoruz, bir de üstüne eleştiriyoruz. Sinemalara birçok absürt yapım gelirken Marslı sinemada izleyip aramızda konuşabileceğimiz, üzerine tartışabileceğimiz filmlerden olmuş. Bu açıdan mutluyum. Oyunculukları gerçekten kaliteli ve çok doğal. Efektleri de hiç göze batmıyor. Ayrıca Mars gezegeni filmde hiç sıkıcı bir yer gibi gelmedi. Hatta Mad Max'teki dünyadan daha verimliydi diyebilirim. Dedim. Bizi yavaş yavaş bu gezegende yaşama fikrine alıştırıyor olabilirler. Öyle yapmayalım. Biz dünyamızı sevelim, koruyalım. Bir diğer ilginç yanı ise filmde yalnızlık hissi, ağır stres ve bunalım yok, hatta tersine güldüğümüz ve sessizce kikirdediğimiz yerler çok fazlaydı. Seyirci de filme gayet odaklanmıştı ama filmde o kadar da uçuş kaçış sahnesi olmadığı için 3D izlemeye pek gerek yok bence. Zaten bu işin özünde pozitif bir yapım arkadaşlar. Efektlerde de hiçbir yapaylık olmadığı için rahat rahat izleniyor ama filmden sonra pek de büyük bir etki kalmadığını düşünüyorum. Yani efsane bir film değil. Siz de filmle ilgili kendi düşüncelerinizi ve soruları aşağıda paylaşırsanız sevinirim. Bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone olduğunuz ve izlediğiniz için de teşekkürler.